32 yıl önce bu döneme benzeyen ve fakat bugünden bile daha ileri sayılabilecek çok ilginç gelişmeler yaşanmıştı. Şaşırtıcı ve kayıp bir dönemi konuşacağız. Önceki bölümde Cumhuriyet'in kuruluşundan 1990'lı yıllara kadar CHP'nin Kürt meselesine dair siyasetini anlatmıştım. Şimdi 1990'ların ilk yarısında hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yani SHP'nin Kürt siyasetini ele alacağım. Bildiğiniz gibi 12 Eylül darbesinden sonra CHP de kapatılmıştı ve daha sonra CHP'liler SHP çatısı altında siyasete devam etmişlerdi. Bu nedenle SHP'den söz ederken esasında CHP'den bahsetmiş olacağız. Ama önce kısaca bir geriye gitmek istiyorum. 1970'lerde yapılan seçimlerde Bülent Ecevit'in liderliğindeki CHP'nin bazı Kürt illerinde birinci çıktığı bilinir. Bu bir bakıma çok partili Türkiye tarihinde nadir bir durumdu ve elbette 1990'ların başında Erdal Ünlü liderliğindeki SHP'nin HEP ile kurduğu ittifakın Kürt bölgesindeki başarısından da farklıydı. Bu yüzden bir istisna olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki bu neden kaynaklanıyordu? 1970'lerin CHP'sinin öyle ya da böyle üstlendiği sol söylemin etkisine dikkat çekmek mümkün olabilir. Ancak CHP'nin Kürt meselesine yaklaşımı, daha doğrusu Bülent Ecevit'in etkili olduğu 1970'lerdeki CHP'nin siyaseti ve söylemi, Kürtler söz konusu olduğunda önceki dönemlerden pek de farklı değildi. Örneğin o dönemin solcularının da benimsediği üzere CHP'ye göre Kürt bölgesinde feodalite, ağalık ve aşiret, geri kalmışlık ve az gelişmişlik sorunları vardı ve çözümler de buna göre olmalıydı. Ve daha da önemlisi Ecevit'e göre de Kürt meselesi yoktu. Kürtçülük vardı ve bu da kökü dışarıda olan kötü bir emeldi. Devletin resmi Kürt söylemini oluşturan bu unsurlardan bazılarını o dönemde sosyalizm mücadelesi veren Kürt solcularının da dillendirdiğini söylemek lazım. CHP ile yakınlık bir bakıma bu hususta ele alınabilir. Ecevit'ten söz etmişken bir anekdotu da paylaşmak isterim. 15 Şubat 1968'de mecliste yaptığı konuşmayı Bu Düzen Değişecek adıyla kitaplaştıran Ecevit, burada Kürtçülük meselesine de değinmişti. Tırnak içinde Doğu sorunları kapsamında Doğu'da bir Kürtçülük akımı olduğu yolundaki iddia ve kaygılara da bu kitabında kısaca değinmişti. Bu tesadüf değildi elbette, zira bu dönemde Kürt muhalefeti, devletin daha önceden aldığı tedbir ve uyguladığı her türlü baskıya rağmen yeniden yeşerdiği bir dönemdi. Örneğin Ecevit'in konuşmayı yaptığı mecliste Türkiye İşçi Partisi de bulunuyordu ve burada Ecevit'in söylemiyle Kürtçülük yapan isimler de vardı. Aynı şekilde Kürt öğrenciler ve aydınlar arasında pek çok Kürtçü örgüt de kurulmuştu ve bunlar her geçen gün etkilerini artırıyordu. Ecevit'in bu konuşmayı bu açıdan yaptığı söylenebilir. Bu konuşmasında Ecevit, Doğu'da şüphesiz münferit bazı Kürtçüler vardır, olabilir ama halk arasında tutunmuş bir Kürtçülük hareketi yoktur diyerek gerçeğe gözlerini kapatıyordu. Devamında Ecevit'e göre bu bölge halkı Türkiye'den kopmanın değil, daha çok Türkiye'den olmanın özlemi içindedir. Kürtçe konuşmanın değil, Türkçe öğrenebilmenin isteklisidir. Haliyle Ecevit meseleyi Kürtçülük davası olarak da değil, sefalet davası olarak adlandırıyordu. 1970'lerde genel başkanlığı CHP'nin genel başkanlığını İsmet İnönü'den devraldıktan sonra özellikle Kıbrıs Savaşı ile birlikte yıldızı parlayan ve Kürt kökenli olmasına rağmen Türk kimliğiyle övünen kara olan rakaplı Bülent Ecevit'in Kürt meselesi hakkındaki bu görüşlerini ölümüne de koruduğu söylenebilir. 1990'larda Demokratik Sol Parti yani DSP ile bu kez siyaset arenasında görünür olan ve Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği dönemde 1999'da başbakan koltuğunda bulunan Ecevit ve partisi 2002'de AKP iktidarı ile birlikte siyaset sahnesinden silindi. Ancak ona göre yani Ecevit'e göre her zaman Kürt meselesi Türkiye'nin hayrını düşünmeyen dış güçlerin çıkardığı bir Kürtçülük meselesiydi. Gerçekte ise doğudaki sorun bir feodalite, kalkınma, sefalet meselesiydi. 1970'li yıllara devam edecek olursam, benim kanaatime göre Ecevit'in liderliğindeki CHP'nin 1970'lerde Kürt illerindeki istisnai başarısında en önemli husus, CHP'nin bir yandan feodalite diyerek eleştirdiği aşiret ve ağalığa öbür yandan yer açması ile ilgiliydi. Yani bölgeden oy almanın en önemli yolu, bölgenin önde gelen aşiretlerinin etkili isimlerine milletvekili listelerinde yer vermekti. Örneğin Ahmet Türk o dönemin CHP'si için dikkate değer bir figürdür. Tabi bunu söylerken Ahmet Türk'ün Kürt siyasetindeki yarım asırlık ağırlığını halel getirmek niyetinde değilim. Ahmet Türk geçmişte de bugün de her açıdan takdir ettiğim önemli bir siyasetçi. Mevzu bu değil.
Demek istediğim CHP'nin Kürtleri yeniden aşiretlendirmesiydi. Üstelik Kürt meselesini bir yandan aşiret ve ağalık sorunu olarak geri kalmışlık çerçevesinde sıkıştırırken ve haliyle milli niteliklerinden arındırırken, öbür yandan Kürt milliyetçiliğinin gelişmesini engelleyecek biçimde yeniden aşiret yapılarını güçlendirme, ön plana çıkarma yoluna başvuruyordu. Bu siyaset elbette sadece 1970'li yıllara özgü değildi. Eskiden de bu yapıldı. Osmanlı sultanları da bunu yaptı, Mustafa Kemal de bunu yaptı, sonrakiler de yaptı, sağcılar da yaptı, bugünkü iktidar ve muhalefet de yapıyor. Ayrıca sadece Türkiye değil, Kürt meselesiyle muhatap olmuş hemen hemen her devletin başvurduğu bir yol ve yöntemden söz ediyorum. Bu aşiretlendirme siyasetini şimdilik burada bırakayım. Belki başka podcastlerde ele alırım. Ayrıca Avesta Yayınları tarafından yayımlanan Aşiret ve İsyan başlıklı kitabımda bu hususu detaylıca anlatmıştım. Okumanızı öneririm. 12 Eylül 1980'de askeri darbe yapıldı. Bu darbeden en çok Kürt muhalefeti ile sol muhalefet darbeydi denebilir. Ancak darbeci askerler sistemin bütün partilerini de bir süreliğine kapattı. Meclisi lağvetti. Kapatılan partilerden biri de CHP'ydi. CHP'den doğan boşluk 1980'li yılların ortasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yani SHP'nin kurulmasıyla doldurulmaya çalışıldı. Ve bu dönemde yani 1984 itibariyle PKK silahlı mücadele başladı. Böylece Kürt meselesi 12 Eylül darbecilerinin bir kere daha her türlü yol ve yöntemle vahşice devreye koyduğu Türkleştirme hamlesine rağmen ortaya çıkmıştı. Üstelik oldukça kanlı, acılı ve dramatik bir gelişme seyriyle mesele bugüne kadar da ulaştı. Elbette dönemin darbeci generalleri ve Turgut Özal liderliğinde kurulan darbe sonrası hükümetin tutumu geleneksel siyasetin sürdürülmesi yönündeydi. Yine askeri çözümler öne alındı ve uygulandı. Bu dönemde CHP'nin yerine siyasete atılan SHP, özellikle 1987 seçimlerinde aldığı yüksek oyla muhalefet konumundaydı. Kürt meselesi 1990'ların başına gelindiğinde gerek yaşanan şiddetli çatışmalar ve can kayıpları, gerek bu çatışmaların yol açtığı ağır insan hakları ve gerekse de örneğin Irak'ta yaşanan bölgesel gelişmeler neticesinde başka bir evreye girdi. Bir bakıma devlet, önceki isyanlar gibi kolayca bastıramayacağını anladığı bir meseleyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Ancak önerilen çözümler, hayata geçirilen tedbirler bakiydi. Yani eskinin tekrarını ve belki de daha beterini içeriyordu. Bu başka bir konu. Ama Kürt siyaseti de ilk kez legal ve parlamenter zeminde söyleyebildiği kadarıyla söz söylemeye çalışıyordu ve önemli bir kitle desteğine de sahipti. Kürt meselesi bu dönemden itibaren Türkiye'nin şişeye sokulamayan ciniydi ve ilk gündemlerinden biriydi. Hala da öyle. Bu dönemde yani 1990'lı yılların başlarında Kürt meselesiyle ilgili en dikkate değer çıkışlardan biri Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olarak Süleyman Demirel'in 1991'de sarf ettiği Kürt realitesini tanıyoruz sözüydü. Ama en önemli çıkışlar Turgut Özal'dan gelmişti. Örneğin Kürtçe yasağını eleştirmişti. Kürtçe televizyon yayınını gündeme getirmişti. Hatta PKK'ya göre genel af ve Kürt meselesinin nihai çözümünü bile düşünmüştü. Bunlar bilinen çıkışlar. Ancak Kürt meselesiyle ilgili önemli bir kitaba imza atan akademisyen Murat Somer'e göre aslında Demirel'den de Özal'dan da önce daha 1987'de Bülent Ecevit Kürt kelimesini telaffuz etmişti ve bundan korkulmaması gerektiğini söylemişti. Ondan hemen sonra Erdal İnönü de benzer çıkışlar yapmıştı. Bu iki isimden söz etmişken bu arada iki anekdotu da paylaşmadan geçmek istemiyorum. Kürdistan Pres gazetesinin Haziran 1988'de yayımlanan 38. sayısında yer alan habere göre İsveç'in Stockholm kentinde İsveç Yazarlar Birliği'nin yıllık kongresi yapılmıştı. Kongreye Bülent Ecevit de davet edilmişti. Ecevit kongrede uzunca bir konuşma yaptıktan sonra şair olarak bir de şiirini okumuştu. Ancak ilginç olan İsveç Yazarlar Birliği'nin kongrenin sonuç bildirgesinde, deklarasyonunda Kürtçe üzerindeki yasakları kınaması ve Kürt şair Çerko Bekes'in bir şiirine yer vermiş olmasıydı. Bu kongre sırasında Kürdistan Pres gazetesinin muhabirleri ısrarla Ecevit'le röportaj yapmaya ve Kürt meselesi hakkındaki görüşlerini almaya çalışmıştı. Bu kolay olmamıştı. En çok da Rahşan Ecevit'in müdahaleleriyle Kürt gazeteciler engellenmişti. Ancak Ecevit kongrede konuştuktan sonra kürsüye Kürt yazar Mahmut Baksi gelmiş ve muhabirlerin bir türlü soramadığı soruyu sormuştu. Sayın Ecevit, Kürt sorununa ve Kürt diline ilişkin görüşleriniz nedir? Ecevit önce Türkiye'yi halklar mozaiğine, hatta bazı açılardan Amerika Birleşik Devletleri'ne benzetmiş ve ardından Kürdistan Pres gazetesinde yer aldığı şekliyle şu dikkat çekici cevabı vermişti. Şöyle demişti: "Bugün Türkiye'de Kürt halkı var. Türkiye'de İngilizce, İsveççe, Fransızca konuşmak yasak değildir.
Ama ne yazık ki Kürtçe konuşmak yasaktır. Ben Kürtçenin serbest olmasını istiyor ve destekliyorum. Bunu şimdi değil, eskiden beri savundum ve savunuyorum. Kongreden sonra İsveç'ten Amerika'ya gitmeye hazırlanan Ecevit, yine Kürdistan Press gazetesinin aktardığına göre bu kez de gittiğimiz her yerde bu sorunla karşılaşmaktayız. Sorun ciddidir demişti. Doğrusu sorun ciddi olmasına ciddiydi de Ecevit'in bu sözlerinde ciddi olmadığı açıktır. Muhtemelen Demokrat İsveçlilerin huzurunda kötü bir imaj bırakmak istemeyen Ecevit, Mahmut Vaksin'in beklenmedik sorusuna bir demokrat gibi yanıt vermek zorunda kalmıştı. Olan biten esasında bundan ibaretti. Diğer bir anekdot da şöyle. Gazeteci Cüneyt Arcayürek'in 11 ciltlik büyüklere masallar, küçüklere gerçekler adlı çalışmasının 8. cildinde Süleyman Demirel'in ilginç sözleri yer alıyor. Yazar Tanıl Buran'ın ifadeleriyle söyleyecek olursa Süleyman Demirel'in etnik dedikoduları söz konusuydu. Mesela Demirel Arcayürek'e şunları söylemişti. Atatürk ve Maraşal Çakmak oturmuş konuşmuşlar. Tunceli'yi temizlemek lazım geldiğine karar vermişler. İnönü'nün temizlik yapmaya fazla istekli olmadığını bildiklerinden Celal Bayar'a sormuşlar. Yapar mısın? Celal Bay bize anlattıydı. Yaparım demiş. Girişmişler. İsmet Paşa'da bir parça Kürt kanı vardı. Erdal Bey de bir iki kez bizde de belki biraz Kürt kanı vardır dedi. Ecevit'in büyük babası da Kürt, yani Tunceli kökenli. Süleyman Demirel'in İsmet Ününü ve oğlu Erdal Ününü ile Bülent Ecevit hakkındaki etnik dedikodularına Özal'ın hikayesini de ekleyebiliriz. Bugün de bu dedikoduyu Kemal Kılıçdaroğlu ile sürdürmek de mümkün. Ancak bu tırnak içinde Kürt kökenlilerinin, özellikle CHP'li Kürt kökenlilerin Kürt meselesine dair siyasetlerine, uygulamalarına bakıldığında Cumhuriyet'in bildik yolundan pek ayrıldıkları söylenemez. Erdal Ünün'ü belki biraz ayrı ele alınabilir. Tam da şimdi bu konuya geçelim. Öncelikle CHP'nin 1990'lardaki Kürt meselesini ele alırken işe elbette SHP'den başlamak gerekecek, biraz önce dediğim gibi. Ve burada SHP'yi iki ana başlıkta değerlendirmeye çalışacağım. Birincisi SHP'nin Doğru Yol Partisi ile kurduğu koalisyon hükümeti ve bu dönemde olup bitenler. Ayrıca bu dönemde SHP'nin Kürt siyasetçilerle kurduğu temaslar, ittifaklar. Bu başlığın detaylarına bakıldığında bir bakıma SHP'nin 1987-1991 aralığındaki dönemi aynı zamanda Kürt legal siyasetinin tarihi olarak da karşımıza çıkıyor. İkinci başlık ise SHP'nin hazırladığı Kürt raporu ve belirleyici olan Kürt söylemi hakkında olacak. İlkinden başlayalım. Erdal İnönü liderindeki SHP 1987 seçimlerinde %25'e yakın oy alarak Özal'ın Anavatan Partisi'nin ardından ikinci olmuştu. SHP'nin 99 milletvekilliği koltuğunu kazanmasında Kürt oylarının da önemli bir etkisi vardı. Her ne kadar Kürt illerinde çoğunlukla ANAP birinci çıkmışsa da SHP özellikle aday gösterdiği Kürt siyasetçiler sayesinde önemli sonuçlar elde etmişti. 1980'lerin ikinci yarısında legal siyasette yer almak isteyen Kürt siyasetçiler, Kürtlerin haklarına duyarlı olduğunu düşündükleri siyasi partilerde yer almayı tercih ediyordu. SHP bu açıdan en önemli adresti. SHP içinde demokrat, liberal veya solcu kimlikleriyle tanınan ve Kürtlerin taleplerini dinleyebilen kadroların varlığı Kürt siyasetçilerin bu partiyi tercihinde önemliydi. Kürt siyasetinin gelişmesi için bir bakıma platform işlevi görse de SHP'de Kürt meselesinin dillendirilmesi çok kolay olmadı. Dolayısıyla SHP'de Kürt çatlağının yaşanması da çok gecikmedi. SHP'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren 19 Ocak 1988'de mecliste söz almış, Kürt sorunu bütün yönleriyle ele alınarak gerçekçi çözüm önerileri üreterek sorunu tüm detaylarıyla tartışmak gerekir. Kürtlerin varlığı sürekli yansınmıştır. Yasalarımız doğuda farklı, batıda farklı uygulanmış ve yorumlanmıştır demişti. Mehmet Ali Eren konuşmasının devamında Kürtlerin kendi dillerini konuşmalarının ve yazı yazmalarının yasaklandığını, Yunanistan ve Bulgaristan'da Türk azınlığa karşı yapılanların kınanmasına karşın Türkiye'deki azınlık haklarının hiçe sayıldığını da dile getirmişti. Eren'in bu konuşmasından sonra elbette büyük olaylar yaşanmıştı mecliste, kavgalar bile çıkmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise bu sözleri tasvip etmek mümkün değildir. Çünkü o Türk milletinin vekilidir, bölgenin değil demişti. Başbakan Turgut Özal ise Eren'in konuşmasını dış güçlere bağlamış ve aynı ayrımı bir milletvekilinin yapmasını ve dış güçlere alet olmasını üzüntüyle karşı gözlemişti. Mehmet Ali Eren'in üyesi olduğu SHP'nin lideri Erdal Ünün'ü de bu sözlerin kabul edilemeyeceğini, çünkü Türkiye'de azınlık olarak sadece gayrimüslimlerin bulunduğunu belirtmiş ve fakat Eren'in sözlerinin de yanlış anlaşıldığını eklemişti. Nitekim Mehmet Ali Eren de ertesi gün tekrar meclis kürsüsüne çıkmış ve sözlerini tekzip etmişti.
1990'lara doğru gelinirken mecliste bir anlığına yaşanan bu korku filmi fragmanı aslında sonraki yılların da bir habercisiydi. Kürt meselesi Türk meclisinin bütün inkara rağmen esaslı gündemi olmaya yeni yeni başlamıştı. Ve bu kabus günümüze dek bu meclisin yakasını bırakmayacaktı. Bununla birlikte Mehmet Ali Eren'in konuşmasıyla ortaya çıkan tablo aynı zamanda SHP ile SHP sıralarında bulunan Kürt vekiller ve Kürt meselesi çerçevesinde yaşanan krizin de ilk işaretiydi. Nitekim 1989'da Türkiye Avrupa Ortak Parlamento Komisyonu'nda SHP milletvekili İbrahim Aksoy'un Türkiye'de Kürt meselesinin olduğunu söylemesi, Mehmet Ali Eren örneğinde yaşanan ve bir şekilde üstü örtülmeye çalışılan krizin çok daha hacimli biçimde SHP ile Kürt siyasetçiler arasında patlak vermesine yol açtı. Siyasi partiler ile basın SHP'yi bölücülükle suçlayınca Aksoy SHP'den ihraç edildi. Aksoy'un ihracının kısa süre sonra 14-15 Ekim 1989 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Paris Kürt Konferansı'ndan önceye denk gelmesi ise dikkat çekiciydi. Bu konferansa parti lideri Erdal Ünün'ü dahil SHP'deki Kürt milletvekilleri de davetliydi ve Aksoy'un ihracıyla bu konferansa katılacak vekillere gözdağı verilmişti. Ancak buna rağmen milletvekilleri Ahmet Türk, Mahmut Alınak, Adnan Ekmen, Mehmet Ali Eren, Salih Sümer, İsmail Hakkı Ünal ve Kenan Sönmez ile ihraç edilen İbrahim Aksoy konferansa katıldı. Bunun üzerine 17 Kasım 1989'da 7 Kürt milletvekili SHP'den ihraç edildi. İhraçlara tepki gösteren 12 SHP'li milletvekili ise istifa etti. Kürt milletvekilleri bazı sol ve liberal görüşlü kişilerle birlikte yeni siyasi arayışların içine girdi ve nihayetinde ilk legal Kürt partisi olan Halkın Emek Partisi yani HEP 7 Haziran 1990'da kuruldu ve SHP'den istifa eden 19 milletvekilinden 11'i HEP'e katıldı. Anlaşılacağı üzere SHP her ne kadar Kürt yurttaşların yaşadıklarını insan hakları ve benzeri söylemler çerçevesinde gündeme getirmeye çalışsa da bundan çok daha fazlasını ifade eden Kürt meselesini ise resmi söylemin dışında dillendirmeye cesaret veya niyet etmiyordu. Bu yüzden Kürt vekilleri faturayı kesmekte beis görmüyordu. SHP'nin Kürt siyasetçilerle ikinci buluşması ve yeniden ayrılığı ise kısa süre sonra yaşandı. 20 Ekim 1991'de erken seçimlerin yapılması kararı alındı. Bu tarih Kürt siyasetinin mecliste engellenmek istenmesi açısından çok ilginçtir. Zira siyasi partiler yasasının belirlediği biçimiyle bu tarih itibariyle HEP'in kurultayının üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktı ve bu nedenle HEP parti olarak seçimlere katılamayacaktı. Eğer erken seçim tarihi 2 hafta sonraya ertelenseydi Halkın Emek Partisi bu yasal şartı yerine getirmiş olacaktı ve seçime girebilirdi. Bu durumda HEP çareyi SHP ile ittifakta buldu. Bu da bir süre önce Kürt meselesi nedeniyle Kürt vekilleri ihraç eden SHP'nin dönemine göre oldukça cesur bir girişimi olarak anılabilir. Hatta bugünden bakıldığında şöyle bir kıyaslama yapmak bile mümkün. Bugün yani 32 yıl sonra yine seçimler ve ittifaklar konuşuluyor. Ve bugünün CHP'si özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için kesin kes desteğine ihtiyaç duyduğu HDP ile bırakın ittifakı ortak görüntü bile vermekten kaçınıyor. Ancak 32 yıl önce Kürt meselesinin tabu olduğu ve Kürtlerin varlığının bile kabul edilmediği oldukça kanlı bir dönemde Erdal İnönü liderindeki SHP HEP ile ittifak yapmıştı. Bu kıyaslama bile SHP'nin attığı adımın önemini gösterir. 20 Ekim 1991'deki seçimlerde HEP'in adayları SHP listelerinde seçime girdi. SHP önceki seçimlere göre %5'lik oy kaybına uğramış ve 3. parti olmuştu. Ancak birçok Kürt ilinde de örneğin Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Şırnak gibi illerde de 1. parti çıkmıştı. Bunun nedeni elbette HEP'in adaylarıydı. Seçim sonucunda SHP'nin kazandığı 88 sandalyenin 22'si HEP'e aitti. SHP ile HEP'in ortaklığı ise çok sürmedi elbette. Milletvekillerinin meclisteki yemin töreniyle yani daha en başta bu ortaklık bozulmaya başladı. 6 Kasım 1991'deki yemin töreninde Hatip Dicle, Türklük vurgusunun olduğu yemin metnini baskı altında okuduğunu açıkladı. Leyla Zana ise başındaki sarı kırmızı yeşil örgüsüyle yemin metnini okuduktan sonra Kürtçe bu yemini Türk ve Kürt halkı için okudum sözleriyle dile getirdi. Bu iki vekilin çıkışları mecliste sert tepkilere yol açtı ve daha sonra Dicle ile Zana SHP'den istifa etmek zorunda kaldılar. Seçimden sonra SHP, seçimden birinci çıkan Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi ile hükümet ortağı oldu. Bir bakıma HEP de bu ortaklığın bir parçasıydı. Leyla Zana'nın meclis konuşmasının yarattığı fırtınalara ve Kürt meselesiyle ilgili gittikçe tırmanan şiddet trendine karşın öbür yandan gündemde çözüm arayışları da vardı.
1991'deki genel seçimlerin ardından SHP-DYP koalisyon hükümeti ortak bir protokol üzerinde uzlaşmıştı 19 Kasım 1991'de. Bu protokolde doğrudan Kürt meselesinden söz edilmemişse de demokrasi vurgusu güçlüydü ve bu açıdan dikkate değerdi. Örneğin protokoldaki bazı maddelere bakalım. Güneydoğu'da bir süredir yaşanan şiddet ve terör olayları öncelikle ele alınması gereken partiler üstü çok önemli bir sorundur. Bu sorunun çözülmesi ancak demokratik bir hukuk devleti içinde mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti uniter bir devlettir. Bu devleti kuran ulusumuzun cumhuriyetimizi ve demokrasimizi benimseme, sürdürme ve geliştirmede rıza birliği vardır. Bu rıza birliği sorunun çözümünü kolaylaştıracak en önemli unsurdur. Çağımızda silahla, şiddetle, terör yoluyla hak elde etme dönemi kapanmıştır. Günümüz koşulları hakların elde edilmesi ve yaşatılması için ortak barışçıl kurallar ve kurumlar oluşturmuştur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Süreci yani AGİK ve Paris Şartı ülkeler ve halklar için küresel düzenler, haklar ve özgürlükler getirmiştir. Bu kurallar sözleşmelerin imzacı tarafı olarak Türkiye için de uyulması gereken zorunlu kurallardır. Ülkemizin tümünde insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı bir hukuk devleti mutlaka kurulacaktır. Devletin demokratik otoritesi ve yasalar çerçevesinde tüm siyasal istekler, parlamento, kitle örgütleri basın yoluyla tartışılabilir ve uygulamaya konabilir. Şiddet ve terör yoluyla devletin varlığına ve demokratik otoritesine saldırı insan hak ve özgürlükleri çerçevesine girmez ve kabul edilemez. Devletin görevi de hukuka ve insan haklarına bağlı bir demokratik devlet anlayışını ödünsüz uygulamaktır. Böyle bir devlet anlayışı ve devlet yapısı, ülkenin ve yurttaşların tümü için önümüzdeki dönemde mutlaka ve eksiksiz olarak kurulacaktır. Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır. Bunlar başka ülkeler için de geçerlidir. Böylesine çeşitlemeler demokratik ve üniter devlet için bir zaaf değildir. Bir üniter yapı içinde çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilir, özenle korunabilir ve rahatça geliştirilebilir. Bu ulus ve devlet birliğinin gücünü azaltmaz, aksine pekiştirir. Türkiye'de yapılması gereken ve hedeflenen de budur. Ülkemizde uluslararası anlaşmalarla kabul edilen azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız azınlık sayılamaz. Türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Herkesin kendi ana dilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dini inançlarını araştırması, koruması ve geliştirmesi temel insan hak ve özgürlüğü kapsamı içindedir. Bu haklar yasalar çerçevesinde sağlanacaktır. Ancak devletin resmi dili, bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık hakları her türlü tartışmanın dışındadır. Demokratik bir hukuk devletinde de olağanüstü hal ve benzeri kurumlara başvurmak zaman zaman gerekli olabilir. Ancak bu kurumlar yıllarca sürer ise etkinliklerini yitirebilirler. Devletin resmi bilgileri elde edildikten sonra hükümet bu konuyu temelden ele alacak ve çözüme kavuşturacaktır. Bu çerçevede yeni ve etkin siyasal, ekonomik, sosyal, hukuksal ve dış politika önlemlerine başvurulacaktır. Ayrıca uygulanmakta olan koruculuk sisteminin ve bölge valiliğinin yarar ve zararları da değerlendirilip yeni kararlara varılacaktır. Ülkemiz demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ulusal bütünlük, güven ve barış içinde yaşayan bir ülke haline mutlaka getirilecektir. Hükümet ortakları SHP ile DYP'nin ortak protokolünün aşağı yukarı en önemli maddeleri bu şekildeydi. Bu protokol Kürt meselesini milli veya etnik bir mesele olarak değerlendirmiyordu. Bu yönüyle devletin geleneksel Kürt söylemini tekrarlıyordu. Ayrıca ekonomik kalkınma, bölgeye yatırımlar, az gelişmişlik gibi bazı çözüm vurguları da vardı ve bu da devletin Kürt meselesini milli özelliklerinden soyutlayarak tarif etmek için başvurduğu geleneksel geri kalmışlık ve az gelişmişlik söyleminin tekrarıydı. Protokol Kürt meselesini vurgulu biçimde bir azınlık meselesi çerçevesine de almıyordu. Bu da yeni bir şey değildi. Bunlarla birlikte Kürt meselesine yönelik insan hakları ve kültürel haklar çerçevesinde öngörülen bazı hukuki ve siyasi vaatler yeniydi. Benim kanaatime göre eğer gerçekten bu protokolün gereği yerine getirilseydi, Kürt meselesinin çözümünde epey yol alınacaktı. En azından 30 yıldır süren şiddetin bir şekilde önü alınabilirdi. Mesela protokolde doğrudan ifade edilmese de Kürtçe eğitim, radyo, televizyon yayını, enstitü kurulması, dil yasaklarının kaldırılması ve benzeri bir takım kültürel hakların tanınmasına yönelik örtülü bir kabul olduğunu öne sürenler var ki maddelerden de bu anlaşılıyor. Ve gerçekten de biraz önce aktardığım bazı maddeler bu tür gelişmelerin önünü açabilirdi. Bu protokolün bir diğer önemli yanı da bence şudur, ilk kez bir hükümet Kürt meselesini çözmek için açılım yapıyordu. Yani öyle sanıldığı gibi Kürt meselesinde açılımlar AKP döneminde başlamamıştı.
Bu dönemde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürt meselesine yönelik ezber bozan bazı çıkışları, HEP'lilerin SHP çatısı altında hükümet ortağı olması, SHP'deki sosyal demokrat isimlerin özellikle insan hakları konusundaki tutumları vesaire, bütün bunlar bir araya getirildiğinde bu tür bir açılımın mümkün olabildiğini söyleyebiliyoruz. Öbür yandan Kürt meselesi öyle sanıldığı gibi kolay kolay bastırılamıyordu. Ayrıca Körfez Savaşı ve Kürt muhalefetinin etkisi gibi Irak'taki gelişmelerle birlikte Kürt meselesi bölgesel boyuttaydı ve bu da Türkiye'yi etkiliyordu. Bütün bu koşullar bu tür bir açılımı bir bakıma zorunlu da kılıyordu. Hatta bütün bu gelişmeler Süleyman Demirel'i ve DYP'yi bu tür bir açılıma ikna eden veya zorlayan faktörlerdi aynı zamanda. Ancak burada mesele siyasi bir iradenin gösterilip gösterilemeyeceğine dairdi. Dolayısıyla sonuca bakıldığında ya da arada geçen zamana bakıldığında şunu söylemek mümkündür. Ortada dönemine göre cesur çıkışlar, olumlu vaatler ve bunu sahiplenen bir hükümet vardı. Ancak sıra uygulamaya gelince anlaşıldığı kadarıyla güçlü bir siyasi irade yoktu. Aksine engelleyici bir faktör olarak güçlü bir askeri otorite vardı. Ya da pratikte veya gerçekte askerlere havale edilmiş ve buna göre çözüm aranmış, tırnak içinde çözüm aranmış bir Kürt meselesi vardı. Bu 1990'lı yılların karakteristik bir özelliğiydi ve bugün de ne yazık ki durum pek farklı değil. Haliyle DYP-SHP'nin Kürt açılımı da büyük umutlar yaratmasına rağmen AKP dönemindeki açılımlar gibi somut adımlara dönüşmemiş ve çok geçmeden Kürt meselesinde bildik yol ve yöntemlere yeniden başvurulmuştu. Bu arada DYP-SHP koalisyon hükümetinin bu protokol ile başlayan açılımı daha sonra pek çok siyasetçinin ezberine dönüşeceği üzere Kürt illerine yapılan ziyaretle devam etmişti. Yani önce bazı sözler, sonra örneğin Diyarbakır ziyareti ve burada verilen önemli mesajlar, ancak daha sonra Ankara'ya dönünce başka gelişmeler. Neyse DYP-SHP açılımına devam edeyim. DYP'li Başbakan Süleyman Demirel, koalisyon ortağı SHP lideri Erdal İnönü'yü de yanına alarak 8 Aralık 1991'de Diyarbakır'a gitti ve burada başbakan sıfatıyla Kürt realitesini tanıyoruz meşhur sözünü dile getirdi. Aslında Diyarbakır'da binlerce kişinin bulunduğu meydanda ilk hitap eden Erdal İnönü'ydü ve şöyle konuşmuştu. Hepimiz kardeşiz. Ana dilimiz farklı olsa da asırlardır kardeş yaşadık. Bundan sonra da kardeşçe yaşayacağız. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. İnsanların huzur içinde yaşayacağı, fabrikaların kapanmayacağı, yeniden açılacağı bir dönem bu. Biz SHP olarak bunu hep söyledik. Güneydoğu raporumuz var, faili meçhul cinayetler var. Hepsini bulacağız. Hiçbir faili meçhul cinayet kalmayacak. Ancak bu konuşmalar ve açılım pratikte başka türlü karşılık buluyordu. Örneğin İnönü'nün dikkat çektiği faili meçhullerin hiçbiri aydınlatılmadığı gibi söz konusu yıllarda yani SHP'nin hükümet ortağı olduğu yıllarda faili meçhul cinayetler zirve yaptı. Ayrıca dil yasakları devam etti ve şiddet trendi gittikçe tırmandı. Dolayısıyla bu dönemde ve SHP çatısı altında Kürt meselesine dair siyaset yapmak da hiç kolay değildi. Kürt meselesinden kaynaklı çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyordu. Ağır can kayıpları yaşanıyordu. O hal yürürlükteydi ve her türlü hukuksuzluk sürüyordu. Kürtlerin haklarının tanınmasına ise yanaşılmıyordu. Nihayetinde 1992'ye gelindiğinde Nevroz'da Cizre, Şırnak ve Nusaybin başta olmak üzere birçok kentte asker ve polis halka saldırdı. Onlarca kişi katledildi. Aslında kutlamalardan bir gün önce Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü açıklama yapmış ve kutlamaların huzur içinde yapılabileceğini duyurmuştu. Ancak öyle olmadı. Çünkü aynı zamanda güvenlik güçleri kalkışma olacağı bahanesinden hareketle epey sıkı tedbirler almıştı ve aslında katliamların yaşanacağı önceden belliydi. 1992 Nevroz'undan söz etmişken SHP'nin bu olaylarla ilgili hazırladığı rapordan da söz etmek gerekir. Bu raporda olayların yaşandığı il ve ilçelerde inceleme yapılmış, verilerle yaşananların bilançosu ortaya çıkarılmış, dönemine göre radikal çözüm önerileri sunulmuştu. Her şeyden önce bu olaylar pek çok açıdan resmi makamların açıklamalarından farklı ele alınıyordu. Örneğin resmi yetkililer olayların PKK'nin baskınları neticesine çıktığını ve ölümlerden bu örgütün sorumlu olduğunu açıklıyordu. Ancak SHP raporu bu açıklamaları inandırıcı bulmuyordu ve güvenlik güçlerinin sert tedbirlerine ve uygulamalarına dikkat çekiyordu. Hatta olup bitenlerden güvenlik birimlerini sorumlu tutuyordu. Bölgede uygulanan zulmün halkı PKK'ya ittiği de iddia ediliyordu. Bu tür hukuksuz uygulamaların son bulması gerektiği vurgulanan raporda bugün bile hala çözüme kavuşturulmamış sorunlara radikal çözümler öneriliyordu. Örneğin olağanüstü hal valiliğinin kaldırılması, koruculuk sisteminin lağvedilmesi, Kürt Enstitüsü'nün kurulması, Kürtçe radyo ve televizyon yayınının serbest bırakılması, genel af ilan edilmesi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, merkezi hükümetin bazı yetkilerini üstlenecek yerel idari yapıların kurulması gibi pek çok çözüm sıralanıyordu.
Ancak bunların pratikte bir karşılığı olmadı. Bütün bu olup bitenler Hepliler ile SHP arasında kopuşa neden oldu. Özellikle 1992'deki Nevruz'da yaşanan olaylardan sonra. Heplilere göre hükümet ortağı olan SHP olup bitenlerden sorumluydu. En azından etkili bir karşı siyaset yürütmüyordu. Bu olaylardan sonra, yani 92'de yaşanan kanlı olaylardan sonra 14 milletvekili istifa etti ve başka bazı iddialara göre de istifa ettirildi. Bu isimler HEP çatısı altında siyasete devam ettiler. 1993'te HEP kapatıldı tabii ki. Ardından başka kurulan partiler de öyle. 1994'te ise HEP'ten sonra kurulan DEP'e geçen bu milletvekillerinden bazılarının dokunulmazlıkları kaldırıldı ve birçoğu da hapse konuldu. Bu dönemde SHP ise hükümet ortağı olarak yoluna devam ediyordu. SHP'nin 1991'in sonlarında DYP ile kurduğu koalisyon Özal'ın ölümünün ardından Süleyman Demirel'in 1993'te Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bu kez Tansu Çiller ile devam etti. 1993'ün Eylül ayında İnönü SHP Genel Başkanlığı'nı Murat Karayalçın'a bıraktı ve Karayalçın Çiller'le ortaklığı 1995'e kadar sürdürdü. Şubat 1995'te CHP ile SHP birleşti. 1996'nın Mart ayına kadar da bu kez CHP, DYP ile hükümet ortaklığını sürdürdü ki bu dönem Genel Başkanı Deniz Baykal'dır. SHP'nin hükümet ortağı olduğu dönemdeki Kürt siyasetinin anlaşılması açısından bir başka örnek daha vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 21 Nisan 1992'de Kürtçe televizyon yayını ile ilgili şöyle demişti. Madem bunlar Kürt kökenli, madem Kürtleri kendimizden ayırmıyoruz, o halde kendi dillerinde yayın yapmalarına izin vermeliyiz. Askerler, ana akım medya, hükümetin büyük ortağı Süleyman Demirel tabii ki Özal'a sert tepki gösterdiler. Hatta Türk basınında Özal'ın vatana ihanet ettiği de yazıldı. Yine bazı haberlerde Özal'a gösterilen tepki konusunda hükümet ortakları DYP ile SHP arasında çatlak yaşandığına dair bazı haberler çıktıysa da aslında Erdal İnönü diğerlerinden çok da farklı bir tutum almamıştı. Ona göre de Cumhurbaşkanı Özal huzursuzluk yaratıyordu. Anlaşılacağı üzere insan hakları çerçevesinde Kürt meselesine dair yer yer cesur tutumuna ve hatta HEP ile kurduğu ittifaka rağmen SHP için tırnak içinde huzur, mümkün mertebe insan hakları çerçevesini geçmeyecek bir Kürt meselesi tartışması demekti. Bu yüzden Leyla Zana'nın yemini huzursuzluktu. Özal'ın Kürtçe yayın çıkışı huzursuzluktu. Cizre ve Nusaybin'deki Nevruz kutlamaları huzursuzluktu vesaire. Bugün 1990'lar dediğimizde akla gelebilecek her türlü olumsuz gelişmenin yaşandığı bu zamanlarda 1993'e gelindiğinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimiyle Kürt meselesinin çözümüne dair güçlü umutlar doğmuştu. PKK de Mart 1993'te ateşkes ilan etmişti. Daha sonra Öcalan ve hatta Hatip Dicle Ahmet Türk gibi bazı siyasetçiler Özal'ın isteğiyle ateşkesin ilan edildiğini iddia etmişlerdi. Bu dönemde Erdal İnönü de Başbakan Yardımcısı olarak 24 Mart 1993'te PKK'nin ilan ettiği ateşkesi değerlendirirken bunu önemli bir fırsat olarak gördüğünü, silahların susması halinde Kürt yurttaşların her türlü hakkının sağlanabileceğini söylüyordu ve şöyle ekliyordu. Hedefimiz üniter devlet yapısı içinde Kürt kökenli yurttaşlara özel kurumlarda Kürtçe eğitim dahil her türlü hakkın sağlanmasıdır. Federasyona gitmeyi gereksiz ve huzursuzluk yaratacak bir yol olarak görüyoruz. Terörün bitmesi için silahları bırakmaları gerek. Erdal İnönü'nün temennisi böyleydi ve ilginçtir. Örneğin özel kurumlarda Kürtçe eğitimin bile hayat bulması için en az 10 yıl daha heba edilecekti. Bu arada da binlerce insan daha yaşamını yitirecekti, acılara yenileri eklenecekti vesaire. Sözünü ettiğim ateşkese dönersem. Önce Nisan 1993'te Özal öldü ve bu ölüm hala da şüpheli bulunuyor. Ardından 33 asker Bingöl'de PKK tarafından öldürüldü ve bunda da karanlık boyutlar var. Ve böylece ateşkes bitti. Çatışmalı, acılı dönem kaldığı yerden devam etti. Ama bu olumsuz gelişmeler daha olmamışken, Özal daha hayattayken Erdal İnönü'nün bir başka dikkat çekici açıklaması var. İnönü 8 Nisan 1993'te yani Özal'ın şaibeli ölümünden günler önce şöyle konuşmuştu. Vaatlerimizde gecikmemiz terör yüzünden oldu. 1,5 yıl önce Kürt kimliğini kabul ediyoruz dedik. Terörden kurtulunca bu sözlerimizin gereklerini yerine getireceğiz. Pratik siyasette SHP Kürt meselesiyle ilgili aşağı yukarı bu şekilde. Erdal İnönü'nün ifadesiyle huzuru ararken veya çözüm konusundaki vaatlerini yerine getirmek için bir türlü sonu gelmeyen terör meselesinin bitmesine bel bağlarken öbür yandan 1990 tarihli dikkate değer bir başka raporuyla da SHP gündeme gelmişti. SHP'nin Kürt meselesiyle ilgili 1990 tarihli raporunu önemli kılan faktörler bence şöyle. Birincisi dönemine göre radikal sayılabilecek tespitlerin yapılmış olması,
çözüm önerilerinin sunulması ve meselenin Kürt sorunu olarak doğrudan adlandırılması. İkincisi, raporu hazırlayan ekibin başında Deniz Baykal'ın olması. Zira Baykal'ın rapora yazdığı sonuç yazısı en az rapor kadar radikaldi. Biraz sonra aktaracağım sözler bildiğimiz Deniz Baykal'a aitti. 15 Temmuz 1990'da SHP Parti Meclisi'nde kabul edilen raporun başlığı Güneydoğu sorunlarına bakış ve çözüm önerileriydi. Ve raporu o zaman SHP Genel Sekreteri olan Deniz Baykal'ın başkanlığındaki bir heyet hazırlamıştı. Öncelikle rapordaki tespitler epey ses getirecek türdendi. Mesela Türkiye'nin bir din, mezhep ve kafatası cumhuriyeti olmadığı belirtiliyordu. Yine sadece Türklerin değil, Anadolu'da yaşayan ve farklı etnik kökenden gelen herkesin ortak çabasıyla cumhuriyetin kurulduğu kaydediliyordu. Demokrasi ve insan haklarından taviz verilmemesi, aksine şöven politikalara son verilmesi isteniyordu. Daha pek çok tespitin yer aldığı raporda Doğu ve Güneydoğu Anadolu sorununun da Kürt sorununun da Türkiye'nin demokratikleşme ve demokratik haklar sorunu ile iç içe olduğu kaydediliyordu. Bana göre rapordaki en dikkate değer tespitlerden biri de dil yasağı hakkında yapılan şu yorumdu. Totaliter yönetimlerde bile örneğine az rastlanan bir düzenleme ile Türkiye'de Türkçeden farklı ana dillere sahip yurttaşların kendi ana dilleriyle konuşma, yazma ve iletişim yasağı getirilmiştir. Türkiye'de isyanların, ayaklanmaların zaman zaman sürdüğü tek parti döneminde bile uygulanmamış, dünyada faşizm rüzgarlarının estiği 1930'lu yıllarda düşünülmemiş ana dil yasağının 1980'den sonra getirilmiş olması bu dönemdeki kestirmeci ilkel politikaların başlıcalarından biridir. Raporda aynen böyle yazılıyor. Şayet rahmetli Musa Anter okumuşsa bu tespitlerle fena halde dalga geçmiştir bu arada. Ne de olsa Kürtçe sık çaldığı için işkence görmüştü. CHP'nin Kürt siyasetini konu alan ilk podcast de 1930'larda neler olup bittiğini ele almıştım. Bu yüzden tekrarlamayacağım. Sadece şu kadarını söyleyeyim bu arada. Kürt diye bir varlığın olmadığının savunulduğu, hatta bütün insanları Türklerden türediğinin anlatıldığı 1930'larda ve öncesiyle sonrasıyla Kürtçe yasağının düşünülmemesi sizce mantıklı mı? Yani bu raporda iddia edildiği gibi mesele 1980 darbesi sonrası ortaya çıkmamıştı. Hatta Kürtçe yasağına da gerek yoktu. Yani CHP'nin tek parti döneminde zaten Kürt diye bir şey yoktu. Neyse bu oldukça sorunlu tarihsel değerlendirmeyi bir yana bırakayım. Ama öbür yandan evet resmi dil yasağının eleştirilmiş olması kayda değerdir. Hatta o dönem için çok daha radikaldir. Çözüm önerilerine gelince, öncelikle SHP'nin Deniz Baykal liderliğindeki heyetinin hazırladığı 1990 tarihli bir raporu, bahsettiğim gibi çarpıcı tespitlerine ve çözüm önerilerine rağmen Kürt meselesini milli veya etnik bir mesele olarak değerlendirmiyordu. Aktardığım gibi mesele demokratikleşme sorunu çerçevesinde kabul ediliyordu. Bu kapsamda bir yandan ekonomik gelişme ve kalkınma önerileriyle Kürt meselesi geleneksel devlet siyasetine paralel olarak ele alınıyordu. Öbür yandan dil, yayıncılık gibi kültürel hakların tanınması da insan hakları ve demokratikleşme perspektifiyle öneriliyordu. Ayrıca koruculuk sisteminin ve olağanüstü hal valiliğinin kaldırılması, işkence ve kötü muamelenin sonlandırılması, bugün de hala ciddi sorun olan hukuki meselelerin çözülmesi, örneğin gözaltı süreleri, sorgu biçimleri, yargılama usulleri falan. Türkçe dışındaki dillerde araştırma birimlerinin kurulması, yurttaşların dillerini serbestçe konuşabilmesi, dil yasaklarına yönelik tüm mevzuatın değiştirilmesi, radyo ve televizyon yayınının serbest bırakılması, Kürt kimliğinin kabul edilerek yurttaşların bu kimliklerini yaşayabilmesi, terörle mücadelede yurttaşlara yönelik yanlış uygulamaların sonlandırılması ve bu mücadelenin profesyonel kadrolara devredilmesi. SHP'nin raporunda yer alan çözüm önerileri bu kapsamda pek çok maddeden oluşuyordu. Bu arada SHP'nin bu raporu dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama konusu olmuştu. Bunu da hatırlatmak gerekir. Rapordan söz ederken içeriği yani tespit ve çözüm önerileri kadar kimin yazdığı da raporu önemli kılıyor demiştim. Raporu hazırlayan komisyonun başkanlığını Deniz Baykal yapmıştı ve Baykal bir de sunuş yazısı kaleme almıştı. Baykal'ın yazısından bazı kesitler şöyle. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin başarıya ulaşabilmesi için tabu sayılan konuların bir bir ele alınıp açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu çalışmada Türkiye'nin demokratik bir toplumsal yapıya kavuşabilmesi için çözmesi şart olan Kürt sorununu ilk defa iktidara aday kitlesel bir partinin uygulama programında yazılı bir belgeyle yer veriliyor. Resmi politikaların yok saydığı bu konu ön yargısız bir anlayışla, korkusuzca tartışılmadığı sürece toplumsal barışı sağlayacak siyasi programların ortaya çıkarılması olanaklı değildir. Türkiye, insanların dil, etnik köken, gelenek, kültür farklılaşmasını toplumun bütünlüğü içinde ortaya koymalarından korkmamalıdır.
Devletin bu farklılaşmaları yasaklar koyarak engellemesi de özendirmesi de yanlıştır. Asimilasyona, var olan bir etnik yapıyı inkara dönük yaklaşımlarla bu sorunun çözülemeyeceği artık anlaşılmalıdır. Bu çalışmayla Kürt sorunu kapalı kapılar ardında konuşulan ve sözün belirsizliğine dayanan bulanıklığından kurtularak CHP'nin öncülüğünde gün ışığına çıkmış oluyor. Deniz Baykal'ın görüşleri böyleydi. Böylece 30 yıl önceki Baykal ile çok değil 10 yıl, 20 yıl ve hatta 30 yıl sonraki Baykal arasında bir kıyaslama yapıldığında arada uçurum olduğu görülebilir. Hatta bu raporu yazdıktan birkaç yıl sonra bile Baykal'ın tam zıttı bir pozisyonda konumlandığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu mevzuyu bir sonraki podcast'te konuşalım. Ancak yine de bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. 2000'li yılların sonrasının iki önemli politik figürü Deniz Baykal ve Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve bu iki isim Kürt meselesi nedeniyle epey karşı karşıya geldiler. Birbirleri hakkında oldukça ağır suçlamalarda bulundular. Ancak ilginçtir, iki isim de aynı zamanda, biri 1990, biri 1991'de Kürt meselesi hakkında raporu hazırlamış ve partilerine sunmuştu. İkisinin de benzer bir radikal çerçeveden hareket ettiği söylenebilir. Mesela ikisi de resmi devlet siyasetini eleştirmişti. İkisi de meseleyi Kürt meselesi olarak adlandırmıştı ve pek çok başlıkta benzer çözüm önerilerini sunmuştu. Ancak aradan yıllar geçti ve iki isim bambaşka iki isim olarak bu kez eleştirdiklerini savunan ve uygulayan pozisyonda yer aldılar. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli sözü galiba bu durum içinde geçerli. Sonuç olarak şöyle bir toparlama yapacak olursam, Kürt siyasetçilerine alan açan, meclise taşıyan da SHP'ydi, Kürt meselesini dillendirdikleri için onları ihraç eden de SHP'ydi. HEP ile ittifak kurarak legal Kürt siyasetini ilk kez meclise taşıyan da SHP'ydi, HEP'in ve ardırlarının kapatıldığı, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılıp hapsedildiği dönemde hükümet ortağı olan da SHP'ydi. DYP ile hükümet ortağı olarak ilk kez Kürt meselesinin çözümü için protokol imzalayan ve deklare eden, böylece bir bakıma ilk Kürt açılımı yapan da SHP'ydi. Kürt meselesine faili meçhullerin, gözaltında kayıpların, köy yakmaların, sivil ölümlerin, hukuksuzluğun, yasakların ve çatışmaların en yoğun yaşandığı bir dönemde yine hükümet ortağı olan SHP'ydi. Bu tablo elbette SHP'nin Kürt meselesi karşısında kararsız, konjonktürel ve hatta tutarsız bir siyasette sahip olduğunu gösterdiği gibi aslında bütün sorumluluğu da SHP'ye yüklemeye yetmiyor. Bir bakıma SHP bir yandan geleneksel resmi siyasetin dışına çıkmaya çalışırken, nihayetinde dönemin hakim iradesinin sivil siyasette olmaması nedeniyle yine geleneksel siyasete dönüş yapmak zorunda kalıyordu. Bu sadece örneğin dönemin hakim askeri iradesinin dayatmasıyla ilgili de değildi. CHP içindeki geleneksel Kürt karşıtı kesimin etkinliğiyle de ilgiliydi. Sonuç olarak pek çok farklı dinamikler ve faktörlerle ayrıca ele alması gereken Kürt meselesinin bu zorlu döneminde CHP bir yandan bugün bile CHP veya başka bir partinin atmaya yanaşmadığı bazı adımlar attı. Ama öbür yandan hükümet ortağı olması nedeniyle söz konusu dönemde yaşanan dramatik tablonun sorumlusu olarak da tarihe geçti. Ve CHP'nin ardından, daha doğrusu 1990'ların ikinci yarısından itibaren yeniden CHP'nin dönüşünü görüyoruz. Deniz Baykal'ın CHP'sinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine, bu CHP'nin Kürt meselesine dair siyasetine dek tüm konuları ise sonraki podcast'te konuşalım.